Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pazarın en ucuz sebzesiyle çok az masraflı etsiz patlıcan yemeği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel fırın yemeğinin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 1 kilo patlıcan kullandım. Patlıcanları yıkayıp güzelce suyunu süzdürdükten sonra alacalı olacak şekilde kabuklarını soyuyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Patlıcanların kabuklarını soyduktan sonra kök kısmını bıçak yardımıyla kesiyorum. Daha sonra uç kısmını da kesiyorum ve hazırlıyorum. Bütün patlıcanların hepsini bu şekilde hazırladım. Yemeğimizi pişireceğimiz borcama alıyorum. Patlıcanları dörde böldükten sonra enine iki parmak aralıklarla kesiyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bütün patlıcanları bu şekilde hazırlayıp tepsiye güzelce dizdim. Tarifimde 15 adet acı ve tatlı karışık sivri biber kullandım. Yıkamış olduğum sivri biberlerin uç kısımlarını ve kök kısımlarını temizledikten sonra aynı patlıcanlar gibi iki parmak aralıklarla kesiyorum. Ben acı ve tatlıyı karışık kullandım. Sizler istediğiniz gibi sadece tatlı ya da sadece acı olarak kullanabilirsiniz. Biberleri de hazırlayıp tepsiye yayıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı biberlerin ve patlıcanların üzerine döküyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra güzelce patlıcanları ve biberleri harmanlıyorum. Bu arada fırınımızı da 200 derece alt üst ayara açtık. Yemeğimizi sıcak fırına koyacağız. Hazırlamış olduğumuz yemeğimizi sıcak fırına götürüyoruz. 20 dakika boyunca bu şekilde pişecek. Biz de bu arada sosumuzu hazırlıyoruz. Tarifimde 8 adet domates kullandım. Domatesleri ikiye böldükten sonra kök kısmını alıyorum küçük parçalar halinde rondonun içerisine doğruyorum. Bu arada domateslerin kabuklarını kesinlikle soymuyoruz. Domateslerin kabukları yemeğimize hem renk verecek hem de lezzet verecek. Domateslerin hepsi püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirine güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. domateslerin hepsini rondodan geçirerek hazırladım. Tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını koyuyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyip güzelce kavuruyorum. Kavrulan sosun içerisine rondodan geçirmiş olduğum domatesleri ekliyorum. Domatesler kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Domates sosumuz kaynamaya başladı. Tarifimde 6 diş sarımsak kullandım. Bıçak yardımıyla sarımsakları küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Bu sarımsaklar yemeğimizin lezzetine lezzet katacak. Sarımsakları doğradıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biberini ekliyorum. 1 dakika boyunca bu şekilde pişireceğiz. Patlıcanları 20 dakika boyunca pişirdik. Fırından hiç çıkartmadan patlıcanları alt üst ediyorum. Fırının kapağını tekrar kapatıyoruz. 15 dakika boyunca tekrar pişmesini sağlıyoruz. Bu arada sosumuz da oldukça güzel bir şekilde kıvamını aldı. Artık ocağımızı söndürüyoruz. Sosumuzu ocaktan alıyoruz. 15 dakikanın sonunda patlıcan ve biberlerimizi fırından çıkartıyoruz. Hazırlamış olduğum sosu patlıcanların ve biberlerin üzerine gezdiriyorum. Spatula yardımıyla her tarafına yaydıktan sonra tekrar fırınımıza götürüyoruz. Domates sosuyla birlikte fırınımızda 10 dakika boyunca tekrar pişecek. 10 dakikanın sonunda artık yemeğimiz hazır. Bu lezzetli yemeği sizler için sunuma hazırlıyorum. Lokum kıvamında gerçekten çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz çok lezzetli bir yemek oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Her zaman söylediğim gibi yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Servis tabağına koymuş olduğum yemeğin içerisine biraz da suyundan gezdiriyorum. küçük küçük doğramış olduğum birkaç dal maydanozu da üzerine serpiştiriyorum. Sizlere bir de bu güzel yemeğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Tadına doyamayacağınız gerçekten çok lezzetli bir yemek oldu. Bu lezzetli yemeği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.